Tavuk gibisin Ayaz. Ha? Tavuk gibisin. Açılışı yap, açılış bugün senden olsun. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Önce bir hoş geldiniz, sefalar getirdiniz annem. Evet dostlar, Ayaz'ın sayesinde süt aldık çünkü sütümüzü peynir çalmıştık. Ayaz'ın canı Nesquik istemiş, sütlü Nesquik. O yüzden babası gitti, süt aldı geldi Ayaz'ıma. Aslı, tamam mı? Ilıtayım biraz ondan sonra değil mi? Sütü de. Ilık süt mü, soğuk süt mü? Ilık süt. Tamam o zaman. Soğuk süt, soğuk. Soğuk olmaz anne. Soğuk. Soğuk sütle mi içeceksin? Evet. Nesquik'i de dök. O zaman şey yapsaydım, ben bunu sıtmak için koydum. Bunun içinden alabilir misin? Ne? Bunun içinden alabilir misin? Hayır, bardağın içinden alabilir misin? Kaseye mi dökeyim diyorum Ayaz. Yok ben. Kaseye dökmüyorum ben. Almayacak ki ben içeceğim böyle. İçilmez Ayaz. Kaşıkla yiyeceksin. Aaa. Kaşıkla alabilir. Dökelim mi kaseye? Böyle kaseye koyalım. Arkadaşlar derken bazıları yanlış anlıyor. Abileri, ablalarısınız ama Ayaz'ın dili ona dönüyor. Baştan öyle alıştığı için diye dostlar. Kimse yanlış anlamasın diyelim. Evet. Şimdi şöyle erzak yerleştireceğim. Burayı dolaba yerleştireyim. Karıştı iyice. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burayı yerleştirmek istiyorum ama önce bir düzen vermem lazım. Şunları indireyim. Burada tereyağım var bir paket. Onu poğaça yapacağım. Bunu aşağıya indireyim. Bunun içinde pudinglerimiz var. Şu kahvelerimi de bunun içine kaldırayım. Şöyle şu şekilde. Bir mısır. Burada fasulyeli mevsimim var. İnce bulgurum var. Burada da makarnalar var. Burada Ayaz'ın makarnaları var, şunlar. Şimdi düzene koyacağım burayı tekrardan. Nişastalarım. Bir tadım o makarnada mı yapalım mı? Mesela nişasta torbası var ama nişasta niye onun içinde? Öyle bir şey var. Şöyle boşalmış. O yüzden bunun iki paketini buna boşaltmak istiyorum. Ama keşke bana bir yardım edecek birisi olsa. Bunu burada boşaltayım. O yüzden yer açılsın. Hep beraber yapıyoruz. Şöyle süt tozunu boşaltmak istiyorum. Süt tozunu da yarım. Dolsun onlar. Hem yer açılsın. Başka da neler varmış? Krem şanti var. Şunu da kullanacağım bugün. O da biraz teşehriyeler falan vardı. Onları şimdi ayarlayacağım inşallah. Şurada bunda neler var? Çorbalıklarım var. Çorbalıklarımı buna kaldıracağım. Bu şekilde. Nişasta. Evet şimdi üzerini boyalım. Karıştı. Bakalım Derman bacı nasıl düzenleyecek. Şunları kaldırayım kırılmadan bisküvileri oraya. Ondan sonra makarnalarını da kaldırayım. Sonra boşaltma işlemini yapayım. Ayaz, bu makarnaları bana verebilir misin anneciğim? Ha? Makarnaları. Amca. Şu makarnaları bana ver. Ben buraya dizeyim anne. Ben ona parça vereyim. Bunlar mı? Evet, o da makarnaları var ya, ver onları bana, ben yerim. Az önce gösterdin ya, o makarnaları da ben yapar mı? Hangisinden anne? Gösterdin ya, uzun uzun. O da onlar, bir göster. Hangisi istiyorsan hemen yapayım. Ver. Orada ver, makarnalar bana vermeye başla anne. Hadi bebeğim. Ver, hadi bebeğim, hızlı hızlı. Bak sana bakıyor takipçiler şu an. Ver.
Seviyor musun? Yok. Arkadaşlarını. Ayağına bir git, terliğini giy, yürü. Alıyorum. Hadi yürü anneciğim, ver. Benim gittiğim bana var, yok ki. Yok mu? Abi yok da. Çok kötü yapmış. Nail en yakın zamanda buzdolabı almaya gideceğiz değil mi Nail? İnşallah. Nail de börek yiyor arkada. Valla görüyorsunuz suyu. Çıkarsam daha bilir miyim acaba gerek? Ben nasıl bilirim ben? Diyor musun? Nail bunu al da oraya koy da bir yıkayım hele bunu. Evet değerli dostlar, ben de bir cenaze namazına gidiyorum. Hadi. Yakın birisi vefat etmiş. Evet. Artık ortamdan alışalım. Valla şöyle sarı suyunu aldırdım bayağı. Çok kötü sarı su akıyor buradan. Yani en üstten geliyor bu. Şurada bir delik var. Buradan geliyor bakın. Buradan. Ve şuradan geliyor. Buzluğun suyu. Zaten şu şeyleri falan, aparatları falan kıyır kıyır olmuş, dökülüyor. Yani yaptırmaya kalksam da kullanışlık bitti artık. O yüzden hiç yaptırmayacağım. En kısa zamanda Nail'in boşaldığında gidip buzdolabını alacağım. Şimdi idare et. Yaptırılmaz vallahi Nail, hep dökülüyor şeyler. Şimdi sıfır buzdolabı alacak zaman değil. Alınır alınır. Bu böyle olmaz. Yaptırılsa da dökülüyor. Her tarafı kıtır kıtır eriyor. Ne geçti o? Şöyle bir kere daha aldırayım.
arkadaşlar. Çorba koydum ocağıma. Şöyle benim enginarlarım vardı. Bunları pilav yapacağım. Azıcık haşlayacağım. Yumuşaması için. Hemen bunları. Pirinçle pilavını yapacağım. Azıcık bir haşlayayım. Yumuşasın. Ondan sonra enginarı çok seviyorum. Canım bugün bunu istedi. Çorba, pilav. Vallahi mantar var. Mantar kavuracağım. Bakalım herkes neyi severse onu yesin. Toparlama işlemim bitti. Bir silip süpüreceğim şimdi. Akşama da hazırlık yapacağım birazcık. Poğaça, börek ne yaparsam artık. Kafamda yavaş yavaş düşünüyorum. Şöyle. Düdük diye koyayım. Azıcık haşlanı versin hemen. Ondan sonra pilavını yapayım. Şöyle bir el daha yıkayım. Bunları da yıkayım da lazım olur bidonlar. Şöyle buraları falan güzelce domates tosladım. Ama yine tabii ki batıyor. Şöyle buna koydum hemen pişmesi için. Ocağın altında yaktım. Bir de şöyle mantarlarım var benim. İstediğim mantarıymış. Ben ilk defa yapacağım. Teyzemle aldık. Bir gün durdu işte. Bir gün de şeyde durduysa iki gün. Nail yemez de. Çocuklar da yemez. Kavuracağım ben yine de. Yarım kilo almıştım. Çok lezzetli olduğunu söylediler. Keşke aldığım geldiğim gün yapsaydım. Fırsat olmadı. Dün de börek yaptık. Eskiden böyle kulak mantarları olurdu. Kavak mantarı da olurdu. Bu da farklıymış. Şurada kavurayım. Bunu da bir yağ doldurayım. Evet canlar, şimdi enginarlı pilava geldi sıra. Şöyle şehriyeli kremalı çorbam var. Mantar var. Güzelce kavurdum onu da. Görüyor musun bilmiyorum. Şöyle Nail kuru sever. İstiridye mantarını da böyle güzelce kavurdum. Şimdi enginarlı pilavımı da yapayım. Birazcık. Tabii yapmayacağım yoksa kalır. Şöyle enginarları haşlanmış. Ama bunun altı sıcak. Çatalına bakmak istiyorum. Ne kadar pişmiş. Evet, gayet güzel pişmiş. Pirinçlerimi yıkadım. Birazcık kavuracağım. Ondan sonra enginarlarımı ekleyeceğim. Gündü. Ama çok şükür günün sonuna geldik. Benim iş bitmez de sizlerle beraber günün sonuna geldik diyeyim. Bunu da yapayım artık. Azıcık tuz atayım kavururken. Şöyle. O zaman pirinçlerimiz kırılmıyor diye biliyorum. Şöyle. Ellerim de biraz kara olmuş. Sacı aldım. Sacın karası yıkadım ama çıkmadı. Artık böyle idare edin. Bazılarının tek dikkatini bir çekebiliyor. O yüzden izah edeyim dedim. Biraz sonra Nail'ler de gelir. Yemeğimize otururuz artık. Belki kapanışı orada mı yaparım, şimdi mi yaparım bilemedim. Pirincim güzelce kavruldu. Şimdi hemen bunu eklemek istiyorum. Altına biraz kısayım. Suyla beraber enginarlarımı şöyle.
piştikten sonra bir karıştırırken gösteririm yine sizlere. Şöyle. Evet değerli dostlar, şöyle pilavım da pişmiş gördüğünüz gibi. Karabiber boşaltayım biraz da ona. Şöyle karabiberimizi de ekledik. Pilavım da hazır. Dostlar, en son günü bitirdik. Çok şükür. Vallahi bin şükür. Yemeğimizin başına oturdum. Bu ne? Bunun içinde börek ver birazcık. Ha, dünkü. Bu da bana. Bu da bana. Şimdi ne oldu anne? Bu da bana. Yer yener. Tepsine koy. İşte mantarına bakalım bana nasıl yemiş. Bak bakalım. Şeye uyuyor mu? Ne, niye bundan aldın? Ötekinden alsaydın dedi. Ben de börek yiyorum bu arada. Açtım vallahi. Ayaz makarna yedi. Gelimiz hep. Mantar oradan güzel doğan mantar. Nasıl Nail? Bunun tadı et gibi. İşte et gibiymiş. Fena değil. Tavamından getirmemin sebebi niye Nail? Bundan da tava da çıkar. Aynen, ben de basmış da biliyorum. Biraz daha şey, hafif şey tava olsaydı daha iyi olurdu. Pencere gibiymiş. Değil mi? Ay, çoktu ya. İçine düşün, dikkat et. Pilavın tadına da hayat. Pilav da güzel olmuş. Pilav da hepsi güzel olmuş. O zaman değerli dostlar, çöreklerimiz ısınıyor. Terem var yiyelim, söyle. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra çıtlığım var. Daha ne olsun değil mi? Valla benim çok ağrıyor. Bütün gün ayakta durmaktan herhalde yaşlandım ben. Nereye gidiyorsun? Evet değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun.